Allah'ını seviyorsan bırak ya. Ya memlekete hizmet edelim diye yapmadığımız şey kalmadı. Ali İhsan abinin bize yaptığına bak. E şimdi ben sana fırsat vermişim. Geldi burada ağladı. Sen de biliyorsun daha önce olan diyalogları birlikte konuştuk yani. Ben bu memlekete pezevenklik yapayım diye gelmedim ki kardeşim. Burada orada da bir hizmet var. Yani adımızı çıkartmış videolarda falan filan işte pezevenk roleplay adı altında. E şimdi Ali İhsan abi yakalanıyorsun. Yakalandığında kalkıp diyorsun ki ben masumum, beni sattılar. Ya Ali İhsan abi ben seni nasıl satabilirim ya? Ha, sen ya kurban bayramı değil ki ben seni nasıl satabilirim? Bana bir söyle. Sana 7 kişi nasıl girebilirim ben ya? Böyle bir şey mümkün mü? Hayatımızı bitirdin bak sektöre bildiğin bıçak gibi vurdun. Bitti bu konular, bitti yani. Ha, jelibon yer misin? Ye, yeme. Yeme yani tane yiyeceksin ya. Ya müşteri bizi polise şikayet etti ya. Müşteri. Gidiyorsun eve. Kadına kalk kahve yap bana demişsin. Ama tamam da. Ali İhsan abicim kadın sana bana erkeğim gibi davran demiş. Erkeğim gibi. Kocam gibi demiyor. Sen işten gelmişsin. Sanayiden de kalk bana bir kahve koy. Bir de ayaklarımı yıka falan diyorsun. Kadın senden farklı bir muamele bekliyor. Sen biraz sırtımı ovalasana diyorsun. Kadının üstüne para verdiği bir ortam oluşturuyorsun. Yani kadın parayı verdiğine bin pişman. En son finalde hani belki işimiz olur demiş. Kalkmışsın bugün canım istemiyor demişsin. Ya sen bu konuda işçisin. İş mi seçiyorsun? Nasıl kadın çirkin? Kadının çirkinliği değil, seni ilgilendirmez. Hiçbir kadın çirkin değil bu arada. Herkesin bir tarafından bir güzelliği vardır en nihayetinde ama sen şimdi burada susar mısın lütfen? Burada ayrımcılık yapıyorsun. Sen mesleğini yerine göre kullanmıyorsun. Sen kalkıp kadın seçiyorsun sen. Böyle bir şey mümkün mü? Sen kendine baktın mı? Ha? 1.60 boyunda 127 kilosun. Ben bu akşam istemiyorum ne demek ya? Ben bütün karizmamı ortaya koyup sana seninle birlikte olabilecek bir bekle. Bak dalağını siktirme bana. Ali İhsan abi diyorum. Abi demekten vazgeçmiyorum. Bana dalağını siktir. Hayır. Sen seçemezsin. Müşteri ne istiyorsa onu yapıyor olman gerekiyordu. Ama yapmamışsın. İşte. Polise de diyorsun ki bu kadın beni satıyor. Bu kadın benim ırzıma geçmeye çalıştı. Beni satıyorlar. Bu benim ırzım. Ne diyorsun sen ya? Hani sen düzgün çalışacaktın. Hani her yola geliyordun. Yok abi. Bir gün tekrar bu sektöre dönüyor olsam yemin ediyorum seninle çalışmam. Ya insan hatıra komşusunu jigolo yapar mı ya? Benim adımı niye veriyorsun polise? Diyorsun ki bu satıyordu. Ben mi satıyorum sizi? Sen bize geldin ne dedin? Dedin ki ben dedin ihtiyaç sahibiyim. Zordayım. Paraya ihtiyacım var. Sevişirim dedin. Demedin mi? Dedin. Ne oldu finalde? Hep istiyorsun 25'lik 30'luk ablalara gideyim. E tamam da böyle bir şey mümkün mü? E ablamızın yaşı 57, bu menopoza girmiş. Sana ne? Çocuk mu yapacaksın kadından bebe seven ki yani sen? Senin derdin ne? Heh. Ama yani aşık neredeyse bir aşık olacaksın göle oladığımız birine. E bu bak Mert'e, bak Hüseyin'e, bak bunlara bak. Bak, Fuat nasıl sevişiyor, gördün mü? Kadın arıyor ne olur Fuat gelsin diye. İşini yapıyor adam. Kadın 85 yaşında gözlerini açtı ya. Allah'ım hayat varmış diye. Kimin sayesinde? Fuat'ın sayesinde. Fuat yeri geldiğinde belki de sevap da kazanacak bu işten. Ama sen
57'sinde bir ablamızın evine gidip bana masaj yap, ayaklarımı yıka diyorsun. Sen kendin 65 yaşındasın. Ali İhsan abi, biz senin performansına güvendik. Bize anlattığın hikayelere güvendik. Ama sen bizim yüzümüzü kara çıkarttın. Hanımefendi orada mağdur parasının iadesini istiyor. Bu masrafı ben ödemem, ben sana söyleyeyim. Sen vereceksin. Ne demek ben vermem? Aa, yapma ya. Ne güzel be, gidelim işe, yapmayalım hiçbir şey. Parasını ben mi vereceğim senin yapmadan işin parasını? Yok kardeşim, kadın seni istemiyor artık. Kadın nefret etti erkeklerden. Kadın diyor ki bir daha erkek yüzü görmek istemiyorum. Bu erkekse diyor senin için. Diğerleri ne acaba diyor. Bana mahval okuma. Bu kapıda artık sana ekmek yok. Zaten battık, kapatıyoruz. Evet kapatıyoruz. Şuraları falan düzelteceğim, ondan sonra buraya bir dönerci açacağım. Yapacak bir şey yok. Başka çaresi yok. Polis ilk defa bizi yakaladı ya. Biz ki hiç yakalanmamıştık bu sektörde, biliyorsun. Sen yıllardır gelip gidiyordun buraya, çay içeyim abi, çorba içeyim abi, nasıl yapıyorsunuz bu işte? Biz elit takılıyorduk. Sen hayatımıza ne zaman girdin, ağzımıza sıçtın Ali İhsan abi. Bak. Kendimi alkole verdim ya. Ama ayıp ama yani. Ekmeğinde burada bir sürü genç var adamın elinde. 1 milyon tane hap kalmış. Ne yapacak şimdi, götüne mi soksun bunları? Hap. Cinsel performans hapı, hepsi kullanıyor. Sen bunu da kullanmıyorsun. Kalp var bende diyor. Ya arkadaş, kalp varsa sende, senin bu sektörde ne işin var ya? Bak ben kadın satmam, tamam mı? Benim böyle bir misyonum ve vizyonum var. Ben kadın satamam. Ama şimdi erkek de satıyor gibi algılanmasın. Erkeğe yol gösteriyor diyelim. Azerbaycan'da diyorlar yani, pezevenk denildiğinde yol gösterici deniliyor yani buna. O zaman ben burada yol gösteriyorum sana. Sana diyorum ki git bu tarafa doğru, o tarafa doğru. Bak şu hanımefendinin şöyle bir ihtiyacı varmış. Bu hanımefendinin böyle bir ihtiyacı varmış. O tarafa doğru git de işte. Bırak ya. Sen PUBG'yi nereden biliyorsun? PUBG'yi nereden biliyorsun sen? Karıya diyorsun ki senin telefonunda PUBG var mı? Gel karşılıklı oyun oynayalım mı? Ortağım. Kankam. Ha? Ne diyorsun sen? Bu ne biçim ilişki lan? Ya arkadaş, sen karıyla niye beraber oyun oynamaya çalışıyorsun? PUBG oynayalım mı? Yok solitaire indirelim mi? Yok efendim kelimelik. Yok bilmem ne bunları. Biz arkadaşlık kurduya yollamadık. Sen içeri gireceksin. Böyle biskolata erkeği gibi soyun dedim ben sana. Kes oynamıyorsun da. İçine içlik giymişsin. Bir orospu çocuğu. İçine içliği niye üşüyor olabilir o zaman? O zaman bu sektörde yerin yok Ali İhsan abi. Yok yani. İçlikle geziyorsan bu sektörde yerin yok. Yani ben sana çıt pıtlı gömlek giy diyorum. Sen üstüne kazak giyiyorsun. Fantazi gömleğidir o, evet. Ya fermuarlı bir şey giy diyorum ya, çıt pıt lan, çektiğin zaman böyle yırtılabilsin en azından. Gitmiş balıkçı gömleği giymiş, kazak giymiş üstüne. Selamun aleyküm hanım. Ne hanımı lan? Ne hanımı kardeşim? Kadın 155'i arıyor orada, niye engel olmuyorsun? Kadına şiddete hayır. Ayaklarını yıkatmaya kalkmışsın. Hani işte. Öyle fantazi olmaz. Sen pelin misin? Ayaklarını gösteriyorsun kadına. Aa yani. Ali İhsan abi bak. Tartışmanın lüzumu yok, anlatabiliyor muyum? Bizim bir yere varabilme ihtimalimiz yok seninle. Şu olabilir. Bak ben normalde pezeven gömdeyle otururdum, biliyorsun. Ama hevesimi kaçırdın yani. Borcunu ödeyene kadar burada çay falan dağıtabilirsin. Zaten dediğim gibi dönerci yapıyoruz buralara. Öyle çalıştırırım anca seni. O da yıl
yıllardır komşum olduğun için Ali İhsan abi. Bak samimiyetle söylüyorum. Kıyamadım, çalıştırayım dedim. Senin makine çalışmıyormuş ki. Sen bizi rezillettin. Sen benim konuşmamı, diksiyonumu bozdun Ali İhsan abi. Bak, Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Sektöre balta vurdun Ali İhsan abi. Bu çocuklara baksana, Dalyan gibi çocuklar, bunların hepsinin mavi donu vardı, yanında getirmişlerdi. Hepsi şu anda ortada kaldı, aç kaldı, perişan kaldılar. Ne yapacaksın? Bunların hepsini deminden beri sen gelmeden önce hep söylüyor, Ali İhsan abi sikeceğiz, Ali İhsan abi sikeceğiz. Bak ben zor zapt ettim. Ben bu çocukları çok zor zapt ettim. Eğer bıraksaydım yemin ediyorum sana, birisi 8 tane hap yutmuş. 8 tane diyorum, zehirleneyim diye. Deminden beri çelik dövüyor içeride ya. Yemin ediyorum senin götünü parçalarlardı bunlar. O yüzden sen burada böyle dayı gibi hala kesinme, içerideki çocukları düşün. Tamam, daha Kenan da gelmedi. Bak Kenan gelsin. Zaten seni yakalarsa motosikletine bindirip böyle parçalayacak seni. Çocuk. Bildiğin yani en hızlı hareket eden arkadaşımızdı. Motosikletle şuraya git, oraya gidiyor, buraya git, buraya gidiyor. Ortada kaldı, şu anda getirdi, çalışıyor. Tabii. Çocuk bildiğin aç bitir salam dağıtıyor şu anda. Geçen evine gitti, karının evine de gelmiş. Kadın diyor ki içeri gir de biraz aç bitir salam yiyelim. Yetişmeye çalışıyor işlerine. Çocuk benden gizli iş almamış, bak düşün. İçeri girse, açsa salamını, yedirse kim ne diyebilir? Kimse bir şey diyemez ama mesleki bir ahlak var burada. Çocuk benden habersiz böyle bir eylemi gerçekleştirmemiş. Ama sana denk gelse şimdi birisi 100 lira veriyorum dese hemen. Zaten performansın sıfır. Eskiden okulda vardı, evet. Arkadaşlarıyla birlikte iş yapabilme performansı 5. Peki seninkisi 0. Tek başına da bir şey yapamıyorsun. Arkadaşlarınla da bir şey yapamıyorsun. Lafa bak. Az daha uğraşsana belki kalkar. Ya bir şık olanı söyleyeceği laf mı bu ya? Çıkar mısın dışarı? Ne olur bak. Git evine temiz. Tamam, Müge Anlı'nı izle. Esra Erol'unu izle. Lütfen. Bu sektörde kesinme bir daha. Bak senin ağzına sıçrarım. Bunu da Şevket söylüyordu. Ağzımda kalmış, bir gün söyleyeyim. Nerede söyleyeyim diyordum. Bugüne de geldi. Söyledim, rahatladım. Allah belanı versin. Defol git. Kapı şu tarafta.